Amerika'nın sesine Washington Stüdyoları'ndan iyi akşamlar. Ben Selin Süer Ünlü. Başkan Barack Obama dün Beyaz Saray'da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi. Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın da katıldığı görüşmede Amerika'nın Irak Kürt Bölgesel Yönetimine ve Kürt halkına güçlü desteğinin devam edeceği sözü verildi. Obama ve Biden Barzani ile yaptıkları görüşmede IŞİD'i geriletme ve yok etme planı başta olmak üzere Irak halkının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik siyasi girişimlerin durumu ve bölgesel işbirliğini artırma çabalarını ele aldı. Obama ve Biden Amerika'nın stratejik çerçeve anlaşması dahilinde Irak anayasasında belirtildiği üzere Birleşik Federal ve Demokratik Irak'a desteklediklerini belirtti bu görüşmede. Her iki tarafta görüşmede Bağdat ve Erbil arasındaki ilişkileri güçlendirmenin önemini vurguladı ve bölgedeki şiddet eylemleri ve çatışmalar yüzünden evlerini terk etmek zorunda kalan milyonlarca sivile yardım edilmesi taahhüdüne bağlı kalacaklarını açıkladı. Nepal geçtiğimiz günlerde meydana gelen 7,8 şiddetindeki depremin yol açtığı can ve mal kaybının dehşet verici boyutlarıyla yüzleşiyor. Depremden en çok etkilenen bölgelerle olan iletişim ve ulaşımın toprak kayması nedeniyle kesilmesi, ölü sayısını belirlemeyi ve hasar tespiti yapmayı da zorlaştırıyor. Amerika'nın sesi ekibi Nepal'in en ücra bölgelerinden birine ulaşmayı başardı. Muhabirimiz Steve Herman, Katmandu'nun 100 kilometre doğusundaki Sintapulçak bölgesinden gözlemlerini aktarıyor. Indravati Nehri kıyısındaki balıkçı köyü Majigaon haritadan tamamen silindi. Köydeki 50 taş ve ahşap ev depremde tümüyle yıkıldı. Amerika'nın sesi ekibi Majigaon'a ulaşmak için toprak kaymasından sonra yeni temizlenen yollarda saatlerce ilerledi, sarp patikalardan pirinç tarlalarına indi. Burada 5 kişi öldü, 20 kişi yaralandı, bir çocuk hala kayıp. Akaş Maci, Maci Macigan'dakilerin yardım dağıtılan en yakın kasabaya ulaştıklarında yardım malzemelerinin iyi durumdaki market sahiplerinin elinde olduğunu gördüklerini söylüyor. Muhtaç durumdayız. Kalacak yerimiz yiyeceğimiz yok. Macigan nesiller boyu var olmuş bir köy. Ancak balıkçılar şimdi buraya yeniden yerleşmeye değer mi sorusunu soruyor. Aynı tür yapılar inşa edersek deprem olduğunda yine yıkılır. Daha sağlam evler yapacak paramız yok. Bir sosyal yardım kurumu ya da kar amacı gütmeyen bir kuruluş el uzatırsa kurtuluruz. Onun dışında hayatta tutunmamızı sağlayacak hiçbir şeyimiz yok. Himalaya dağlarının eteklerindeki Rato Matei'de 12 kişi öldü. Kerpiç ve taş yapıların hiçbirinde yaşamak mümkün değil. Yaralılarsa yardım bekliyor. Ancak ekiplerin bölgeye ulaşması günler hatta haftalar sürebilir. Katmandu'ya dönüş yolunda evinin enkazı altından sağ kurtulan bir kadının yol kenarına çıkarıldığı görülüyor. Beli kırılan kadın ölen kocasının yanında beş gün boyunca kurtarılmayı beklemiş. Kasabanın tek ambulansı ise başka bir noktaya sevk edilmiş. Ulaşım masrafları karşılanmadığı takdirde hastaneye gitmek mümkün değil. Yoldan geçen bir kamyonu durduran polis memuru isteksiz kamyon şoförünü kadına en yakın sağlık merkezine götürmesi için ikna ediyor. Kadın bir saatlik engebeli yolu kat etmek için kamyona sedye ile bindiriliyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi Washington. Her ay binlerce kişi tehlikeli yollardan Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor. Bu mülteciler arasında yanlarında yetişkin olmayan kız ve erkek çocukları olanlar da var. Bazıları para kazanmaları için akrabaları tarafından yollanıyor. Diğerleri ise savaşlarda ya yetim kalmış ya da savaştan kaçmış olanlar. Amerika'nın sesi muhabiri Henry Ridgewell'in Sicilya'dan gönderdiği haberi getiriyoruz ekranlarınıza. Tehlikeli yolculuk sırasında en fazla travma geçiren mülteci çocuklar Sicilya'nın dağlarındaki eski bir çiftlik evinde barındırılıyor. Birleşmiş Milletler bu çocukları refakatsiz çocuk mülteci olarak adlandırıyor. Burada yaşayan erkek çocukları Akdeniz'in ölümcül sularını tek başlarına aşmış. Ali Hasan kış aylarında yolculuk etmiş. Geldiği gemide 15 kişinin öldüğünü söylüyor. En iyi arkadaşım kollarımda öldü. O kadar soğuktu ki hiçbir şey yememişti. Denizde yolumuzu kaybettik. Filişi sahilinden gelen 17 yaşındaki Vata Ali çocukken yetim kalmış. Abisiyle beraber gezen Vata Ali önce Burkina Faso'da sonra da Libya'da iş aramış. Burada iç savaş yaşamlarını etkilemiş. Abim her gün işe gidiyordu. Bazen eve gelip yemek yiyor sonra işe dönüyordu. Bir gün geri gelmedi. Ben de bir arkadaşımla İtalya'ya gelmeye karar verdim. Para biriktirdik ve gemiye bindik. Daniele Cotonio, Caltagirone'nin tepesindeki mülteci merkezinin müdürü. Bu çocuklar buraya vardıklarında ruhsal durumları çok kötü oluyor. Travma yaşamışlar. Libya'da aşırı şiddete maruz kalmışlar. Libya'da ölüm tehlikesiyle yaşamak yerine hayatta kalma olasılıklarının daha yüksek olduğunu düşünerek son derece riskli bir deniz yolculuğuna atılmışlar. Birçok çocuk için kutunuyor baba rolünde. Çok azının bir sonraki adamının ne olacağı ile ilgili bir fikri var. Zamanla onlarla konuşunca gereksinimlerini anlıyorsunuz. Aynen İtalyan gençleri gibi futbolcu olmak istiyorlar. Okula gitmek, çalışmak ve ülkelerindeki ailelerine yardım etmek istiyorlar. Ancak birçoğunun aileleri ya da kardeşleri öldürülmüş. FC Barcelona ya da Chelsea'de oynamayı hayal etse de herhangi bir iş bulmaktan da mutlu olacaklarını söylüyor. Buradaki gençler buraya gelip gitme ve isterlerse ayrılma konusunda özgür. Ancak bir çoğu burada kalıp İtalyan hükümetinin kendilerini bir yere yerleştirip yerleştirmeyeceğini öğrenmeyi bekliyor. Gambiya'dan gelen Shaydu yardımlara müteşekkir olduğunu ancak yaşamına devam etmek istediğini söylüyor. I'm in this camp. Dört aydır bu kamptayım. Şükürler olsun. Ama bu kamptan ayrılıp halkın arasına karışmak ve geleceğimi nasıl şekillendirebileceğimi görmek istiyorum. Refakatsiz çocuk mülteci olmaları bu gençlerin Avrupa'da kalma şanslarını arttırıyor. Karar verilene kadar da bu tepenin başındaki ev onlara güvenlik ve uzun yolculuklarında bir nefes alma fırsatı sağlıyor. Çağırtan yol Amerika'nın sesi Washington. Bir çok uzman Almanya'nın küresel bir güç olduğu görüşünde birleşiyor. Buna Berlin'in Avrupa mali krizini çözme çabalarına öncülük etmesini ve Ukrayna'da savaşı durdurmak için gösterdiği diplomatik girişimi örnek gösteriyor uzmanlar. Almanya ise daha büyük bir uluslararası rol oynamaya da hazır olduğunu vurguluyor. Amerika'nın sesinden Celade Franchi işte bu çerçevede Almanya'nın gücünün boyutlarını ve sınırlarını araştırdı. Avrupa'nın ekonomik devi Almanya hiçbir zaman bugünkü kadar zengin, güvenli ve özgür olmadı. Almanya şu anda dünyanın dördüncü büyük ekonomisi ve önde gelen ihracatçılarından biri. Washington ve Pekin açısından Almanya Avrupa'yı temsil ediyor. Washington'daki Bertelsmann Vakfı uzmanı Annette Heuser, Almanya'nın yeniden birleşme olayından 24 yıl sonra Amerika'nın en değerli ortağı haline geldiğini söylüyor. Kissinger yıllar önce ünlü Avrupa'nın telefon numarası kaç sorusunu sormuştu. Şimdi Kissinger'a kesin bir yanıt verebiliriz. Bu numara Berlin'dir. Almanya, Rusya ve Küresel Ekonomilerin Yükselişi adlı kitabın yazarı Steven Zabo'ya göre ancak Almanya artan nüfuzuna rağmen uluslararası ilişkilerde öncü rol üstlenmekte isteksiz davranıyor. Almanya için önemli olan ekonomik güç olmak, askeri ya da stratejik bir güç olmak değil. Ve bu soruda hala yanıt bekliyor. Almanya sadece ticarete önem veren ve büyük bir ticari devlet olmayı bırakacak ve dengesini yeniden kurmaya, sadece ekonomik olmanın yanında gerçek bir dış politika izlemeye başlayacak mı? Sabo, Almanya'yı büyük güç statüsüne götüren yolun engellerle dolu olduğunu kabul ediyor. 2009 Avrupa borç krizine Berlin'in koşulları altında çözüm arandı. Ancak 5 yıl sürdürülen kemer sıkma politikaları Avrupa'nın siyasi yapısını değiştirdi. Ortaya radikal solcular ve popülist sağcı partiler çıktı. Zabo'ya göre radikal sol ve sağ partilerin üzerinde birleştikleri tek nokta Almanya'nın çözümlerine karşı direnmek. Almanlar tepeden bakan bir tavır takındı. Doğru yolu ben bilirim, benim yolumu izlemek zorundasınız şeklinde. Bu tavırlarını düzeltmeleri gerekiyor. Transatlantik İlişkiler Merkezi'nden Daniel Hamilton, Almanya güçlenirken Batı'nın bir yandan Ukrayna nedeniyle Rusya ile çatıştığını, diğer yandan da radikal İslam'ın yarattığı güvenlik risklerine karşı koymaya çalıştığını söylüyor. All of the turbulence with Russia. Rusya ile ilgili karışıklık ve Orta Doğu'daki krizler bir noktada iç içe girip Avrupa'yı etkileyebilir. Bu etkileme Batı Avrupa'ya ya insan göçü ya da her türlü kötülüğün topraklarına akın etmesi şeklinde yansır. Avrupa'nın kapılarına dayanan kriz Berlin'i güvenlik önlemlerini arttırmaya yöneltti. Alman Dış İlişkiler Konseyi'nden Reinhard Bütikofer, Alman ordusunun Rusya'nın Ukrayna'daki adımlarına karşı oluşturulan NATO'nun yeni acil müdahale gücünde önemli görev üstlendiğini söylüyor. Askeri alanda çekimser davranan Almanya bu kez savunmasız zayıf ülkelere yardım etti. Baltık ülkelerine asker gönderdi. İkinci Dünya Savaşı sonrasının bir diğer tabusunu daha yıkan Almanya, IŞİD'le savaşan Irak Kürt kuvvetlerine silah sağlıyor. Uzmanlar Almanya'nın küresel ekonomik gücünün uluslararası siyasi düzende istikrarın sürmesine bağlı olduğuna dikkati çekiyor. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi Washington Ocak ayındaki terör saldırıları ve benzer saldırıların devam edip etmeyeceğine dair kaygılar Fransa'nın ihmal edilen banliyölerini yeniden gündeme getirdi. Birçok göçmenin yaşadığı ve zaman zaman suç örgütlerinin yuvası haline gelen banliyöler, 10 yıl önce de iki gencin elektriğe kapılarak ölmesinden sonra patlak veren sokak ayaklanmalarına sahne olmuştu. Amerika'nın sesi muhabiri Lisa Bryant, 2005 yılında meydana gelen ayaklanmalardan 10 yıl sonra bölgeyi ziyaret etti. Bu bölgede yaşayanların çoğunun aileleri daha iyi bir hayat kurmak amacıyla buraya Afrika'dan göç etmiş. Ancak herkes hayallerini gerçekleştirememiş. 2005 yılındaki şiddet eylemleri, Paris'in bu banliyölerinde polisten kaçarken elektrik çarpan iki gencin ölümüyle başlamıştı. Birçokları işsizlik ve gelecek korkusu nedeniyle biriken öfkenin ayaklanmaları körüklediğine inanıyor. Crissie Suba semti bugünse çok farklı. Banliyö'nün altyapısına büyük yatırımlar yapılmış. Cezayeli Yaya Jayel gibileri sonuçtan çok memnun. Eski büyük binaların hepsini yıktılar. Yerlerine yenilerini inşa ettiler. Burada çok şey değişti. Bazı şeylerse değişmemiş. 18 yaşındaki Mehdi Hasani elektrikçi olmak için eğitim görüyor. İş bulmak çok zor. Özellikle de buralıysanız. Hala 2005 ayaklanmalarıyla özdeşleştiriliyoruz. Bizi hala isyankar, uyuşturucu bağımlıları olarak algılıyorlar. Klişi Subuan'ı nüfusunun neredeyse yarısı 25 yaş ve altında. Bunların üçte biri işsiz. Tramvay inşaatı sürse de şimdilik en kolay ulaşım aracı otomobil. Pierre Mouget, gençlere iş bulmada yardımcı olan bir kurumun başkanı. On a Ulaşım sorunu çok büyük. Clichy'de bir yerden bir yere gitmek çok zor. Bu nedenle burada çok az iş yeri var. Paris'te Ocak ayında düzenlenen terör saldırıları dikkatleri yeniden Fransa'nın ihmal edilen banliyölerine çevirdi. İslamcı militanlar da bu banliyölerde yetişmişti. Aktivist Mehdi Bijar'den, Clichy gibi banliyölerden terörist militan çıkması olasılığının Fransa'nın geri kalan kesimlerinden daha yüksek olmadığı görüşünde. Ayaklanmalardan sonra Banyo sakinlerini bilinçlendirmek için örgüt kuran Bijardin'e göre Fransa gençlerin geleceği konusunda kaygılanmakta haklı. Esas soru bu noktaya nasıl geldiğimizle ilgili. Bu barbarca eylemlerde bulunan gençler Irak, Cezayir ve Fas'tan gelmedi. Hepsi Fransa'da yetişti. Krişi Subua hala 10 yıl önce elektrik çarpması sonucu can veren Zeyd Bena ve Buna Turare'nin yasını tutuyor. Bena ve ölümünü engellemeyi başaramayan iki polis memurunun mahkemesi ise devam ediyor. Mahkemenin kararını Mayıs ayı içinde açıklaması bekleniyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi Washington. Amerika'nın Sesi Türkçe bölümünün yayın ve haberlerine internet sayfamızdan ya da sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. İnternet sitemizde aynı zamanda Amerika'da yaşam ve Amerikan siyasetine dair bloglarımız da var. Örneğin Amerika'da eğitim olanakları konulu bloğumuz ilginizi çekebilir. Diğer bloglarımızda da yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Yayınımızın sonuna gelirken bunu da hatırlatmış olalım. Washington stüdyolarımızdan yaptığımız Amerika'nın Sesi Türkçe bölümünün yayını burada sona eriyor. Haber ve söyleşilerimiz internette amerikaninsesi.com adresinde. Yarın yeniden görüşmek üzere iyi akşamlar.